konuşacağım. Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Yine bunu Sefa yüksek müsaadenle gündeme getireceğim bir konu var. Abi estağfurullah, ben şimdi sana asla işine karışamam. Şöyle bir şey var. Adapazarı'nda 24 Ocak'ta başlayan kar yağışı sonrası ki yüksek kesimlerde 1,5 metreye kadar ulaştı biliyorsunuz. Kocaeli 1,5 metreydi. Karasu'da da aynı şekilde. Feriz'de aynı şekilde. Ve orada kısa kesimli ormanlık alanlarda köpekler iskeletleri bulundu. Şimdi arkadaşlar hazırlıyoruz onu. Yani biz bunu hafta içi Medyabağ'da ve diğer internet sitelerinde de değerlendirdiler, kullanıldı bu. Kurt vahşeti diye gitti. Şimdi önce Ferizli'deki görüntüler gelecek. O görüntüleri çeken arkadaş bir bilimsel tez yapan bir araştırmacı gibi eldivenleri takmış. Bakın nasıl anlatıyor o olayı, o saldırıları. Evet. Özellikle iplere bakmak için geldik biz aslında buraya. Aç kalan kurtlar köpekleri yedi, leşleri gören gözlerine inanamadı. Olay Ferizli'de yaşandı. Evet, bu da boynundaki ip. Ebeydullah Erkal köyün hemen orman girişinde sadece yüzü, arka ayakları ve omurga kemiğiyle bazı kemikleri bulunan bir köpek leşi gördü. Köpek leşinin boyun bölümünde bir ipin bağlı olduğu dikkat çekti. Evet. Ve aynı ki şekil bir geride daha bir köpek var. Az önce gelirken karşılaştık fındıklığın için. Karşılaştığı olay karşısında şoka uğrayan Ubeydullah Erkal, hemen bu işlere merakı bulunan akrabası İbrahim Erkal'ı çağırdı. İbrahim Erkal, köylü ve avcılar olay yerine giderek köpek leşini inceledi. Ellerine cerrahi eldiven takarak bir adli tıp uzmanı gibi köpek leşini inceleyen İbrahim Erkal, köpeğin boynundaki iple ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Köpeğin ormanda ağaca bağlanıp ölüme mi terk edildiği düşünülürken, ipin kemirilerek kesildiği ve köpeğin bağlı olduğu başka bir yerden kaçtığı ihmali üzerinde duruldu. Şimdi haberimiz bu. Bir köpek var, köpekleri, kurtlar dağda işte kaçırmışlar, kırsalda yemişler. Peki, biz bunu uzmanına sorduk. Sakarya Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sedat Bıçakçı dedik ki, bu nedir dedik, yani bu nedir? Bu kurtlar gerçekten böyle köpeklere yiyebilir mi, saldırabilir mi diyerekten. Sedat Bıçakçı da şu açıklamayı yaptı. Evet. Şimdi ilimizde kurtlar son 2 yılda özellikle popülasyon olarak bayağı arttılar. Bu son kar yağışıyla aç kalan kurtlar tabii ki mecburen meskun mahallelere inmeye başladılar. Yani kurdun kolay kolay insana saldırma özelliği yoktur. Çok ürkek bir hayvandır. İnsanlardan kaçar. Yani ses duyduğu an kesinlikle size muhatap olmaz kurt. Hemen kaybolur. Ama onun dışında aç kalan kurtlar tabii köpek gibi, inek gibi, koyun gibi hayvanlara saldırmak zorunda. Hayatını idame ettirecek mecburen. Özellikle bizim Keremali Dağları'nda, Hendek Çam Ormanı bölgesinde şu anda kurt popülasyonumuz bayağı bir miktarda arttı. Halkımız arasında yanlış bir inanç var. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgeye saldığı konusunda ama tamamen yanlış bir inanç. Bunlar kendi doğal ortamında üreyen hayvanlar. Alan taşıma kapasitesi denen bir olay vardır. Kurtlar belli bir bölgede çoğaldığı zaman ekipler oluşur veya gruplar oluşur kurt sürüleri halinde. Bunlar ikinci sürüyü bölgesinden kovar. Baskın olan kalır o bölgede. Bunlar da o şekilde kendi bölgesinden bizim tarafımıza taşan kurtlar. Saldırmaları da çok doğaldır. Yani köpeklere veya hayvanlara. Bu hayatın, doğanın tabiatına aykırı bir şey. Yaşamın tabiatına aykırı bir şey. Engel olamazsınız. Mümkün değil. Aç kalan it köyü yıkar diye bir laf vardır. Kurtlar da doğaları karnını doyurmak zorunda. Mecburen saldıracaklar. Türkiye'de kurt saldırısı zaten insana daha ben hiç duymadım. 26 yıldır başkanıdır Türkiye'de. Daha hiç duymadım bugüne kadar. Defalarca da daha da uzaktan da olsa görmüşümdür kurdu. İnsanı gördüğü an uzaklaşır. Ses duyduğu an kaybolur ortadan. Çok ürkek bir hayvandır insana karşı. Zaten insandan korkmayan bir hayvan olamaz, ayı dahil. Yani kardan dolayı özellikle aç kalan hayvanlar mecburen yiyecek arayışına giriyor. Bunlar ayı gibi değil. Yani kış uykusuna yatan bir tür değil kurt. Mecburen gündüz avlanacak, gece yatacak, uyuyacak. Veyahut gece aç kaldıysa gece de çıkacak. İşte koyun sürüsünün olduğu ağıla gelecek. Veyahut köpekler eğer bahçenin dışındaysa, bir evin ihata duvarının dışındaysa ona saldıracak.
Ama insanın kesinlikle uzak durmayı tercih ederler. Yani kurtlar kemiği tercih etmez. Kemiği tercih etmez, eti yer. O yüzden kemiğine kadar, iskeletine kadar hayvanı yiyorlar. Ve aç oldukları için hepsini yiyorlar. Bir şey de bırakmıyorlar geriye. Zaten tek kurt değildir o. Onlar mutlaka ki sürü halindedir. Ancak doyarlar. Yok yani halkın korkacağı bir şey yok bunda. Dediğim gibi kırsal kesimdeki vatandaşlarımız sadece hayvanlarını gece dışarıda bırakmasınlar. Bağlasınlar. Zaten sürüsü olanın çoban köpeği vardır. O sürüyü korur. Ama ufak köpekler işte maalesef telef olabilir arada. O da en doğal hakkı. Onların habitatına giren biziz. İnsanoğlu çünkü. Yaşam alanını işgal eden biziz. Şimdi bu konuyu da niye gündeme getirdik? Şimdi bildiğiniz gibi 24 Ocak'ta tekrara düşüyorum şu anda ama 24 Ocak'ta bir kar yağdı. O kar yağdığından sonra işte 1,5 metre kar ve sonuçta insanların yaşayabileceği yani insan yaşam alanlarına kadar kurtlar girdi. Hatta Kocaeli Belediye Başkanı kim? Ahmet Hoca. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. İşte tilki geldi demişti. O tilki değil kurttu. Bunu da belirtelim yani. Kurt resmini paylaşmıştı. Ve bu iki feriz iki tane kurt görünme olayı var. Şimdi buna ne diyoruz? İnsanlara saldırmıyor ama neticede ormanlarda bir tehlike olabilir. Biz bunu Milli Park'larla görüştük. Bilgi bakımından sevin. Siz üzerine görüşme yaparsınız. Milli Park'tan dediği şu var. Sakarya bölgesinde özellikle kurtların, bozkurtların sayısı çoğalmış. 2-3'erli gruplar halinde. Ve kurtlar da böyle sabit nokta 25 kilometrelik bir alan içinde tur atıyorlarmış. Ve işte orada yukarıdan aşağı inip ve yem bulamayınca inip köpeklere veya hayvana, ineklere saldırıyorlar. Şimdi kar yağdığı zaman ormana çıkmak ne kadar riskli olur mu diye sorduğumda Sedat Bey de ve Milli Park'tan da dedi ki insanlara saldırmaz dedi ama ben ne kadar olur onu da bilemiyorum. Konuda görüşünüzü alacağım. Şimdi Hollywood filmlerinde böyle şeyleri insanları kovalayan kurtlar falan çok görmüş. Alfa. Görmüşsünüzdür. Alfa, yani. Alfa kurt lider. Siyahtır o. Ama gerçekte ben çok belgesel izlerim ben de. Kurtlar insanlardan gerçekten. Hatta insanların kokusunu bile duyduğu an oradan uzaklaşır. Alışık olmadığı her şeyden korkuyor. Yani evet. Yani kurtların ben vatandaşlara veya işte insana saldırabileceği ihtimal üzerinde durmuyorum. Ama şöyle bir şey olabilir. Bu işte besiciler, çiftçiler yani hayvan yetiştiricileri köpeklere için. Köpeklere gidiyorlar, hayvanlara gidiyorlar. Hayvan yetiştiricileri için bence bir risk olabilir. İşte eğer koyunlar veya işte küçükbaş hayvanlar şeyde kalırsa, açıkta kalırsa işte. O zaman yani mala zarar gelebilir, öyle diyelim. Yani cana, insana zarar geleceğini düşünmüyorum. Bir de şimdi köpek deyip de geçmemek lazım. Bazı insanlar köpeklere sadece köpek olarak bakıyor. Bazıları hayat arkadaşı böyle dost gibi bakıyor. Yani bir insanın işte dostunun, hayat arkadaşının bir kurt tarafından yenmesi de şey, ona göre de önlem alınması gerekir yani. Yoksa hani insana böyle saldıracak öyle bir tehlikeyi ben de düşünmüyorum. Yani ben de dedim ya bu görüntüye getirmemin sebebi bu gerçek yani biz bunu göz ardı ediyoruz ama Sakarya'da kurtlarla ilgili popülasyon artmış. Gerçekten ciddi bir artış var. Ha biz bunu gidip eline tüfek alıp yine öldüğünü falan diye söylemiyoruz. Sevindirici güzel şey. Ben mesela şeyi de çok seviyorum. Kurtlar doğal dengeyi sağlar. Karacaları falan görüyorum ben mesela şehre iniyorlar. Geçen mesela Geyve'de görüldü, ondan sonra Akyazı'da görüldü, karacalar falan bayağı çoğalmaya başladı. Benim mesela o kadar hoşuma gidiyor ki. Koronadan sonra oldu biliyor musun? Tabii. Yani benim çok hoşuma gidiyor bunlar ya. Yani. Çıkmadı ya millet ondan. Sefa? Abi öncelikle bir şeyle başlayayım. Şimdi Cem'in dediği ya müsaadenle bu konu falan filan diye. Estağfurullah benim öyle bir şeyim yok. Biz bu programı her ne kadar ara ara yüksek tansiyonlu yapsak da siz ikiniz de benim mesleki olarak bu işi öğrendiğim isimlersiniz. Eğer tansiyon çok yükseliyorsa bunu sizden öğrenmişizdir. Biz 2012'den beri beraber yapıyoruz bu programları. Bu eğer çok yükselirsem bana yanlış öğretmenize pay biçin. Yani ben sizin elinize yetişmiş gazetecilerden bir tanesiyim. Yok sen üst sene daha çok yetiştin. Abi sen ilk 2012'den beri ben sizdeyim vallahi. Bir de şöyle bazı insanlarda 10 saniye bazı insanlarda şey vardır. Başka bir medya grubuna gider orada şaşırır ki hayır benim 2012'den beri bu çatı altında hep bu Hakan abi yurt dışında olduğu için sonradan eklemlendi. Hüseyin. Bitireyim şöyle abi. Sakarya kırsal bölgesi çok olan bir bölge. Sedat abi çok önemli bir şey söyledi. Ben de bu görüşe katılıyorum.
Biz onların yaşam bölgesindeyiz. Yani bu kurtların yaşam bölgesini yaşıyoruz. Çok doğal böyle inmeleri, şey yapmaları. Daha önce mesela siz ona yetişememişsinizdir büyük ihtimal de, Allah rahmet eylesin, Abdullah Çelikler'le falan olsaydı konuşmuşsaydık onlar söylerlerdi. Eskiden işte kurt indi, parçaladı, ahırdan aldı falan diye daha da fazla oluyordu. Canavar derlerdi bir de. Evet, canavar. Anadolu'da canavardır kurt. Canavar derler. Ama şey, nedir onun adı? Çok aç kalmadıkça köpeklere saldırmıyorlarmış. O da söyledi ama maşallah şuna dikkat ettim. Hiç bu kadar yakın görmemiştim. O kadar aç kalmışlar ki nasıl kemiği komple sıyırmış yalnız şeyin. Hatta burada aradayken Hüseyin abiye şey dedik. Ya kurt dişi değil, baksana hiçbir et parçası bırakmamış. Kasap sıyırmış mikrop gibi. Mikrop mu şey yaptı falan diye. Maşallah işte doğa harikası şeyler yani. Hüseyin. Abi tedbir aslında. Ne diyeyim? Basit evet. İşler. Zaten Karasu'da, Karasu arkadaşlar. Evet.